Değerli arkadaşlar, bir arkadaşımızın özel ricası üzerine, istemi üzerine çakallı menemeni yapacağım. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Arkadaşlar, tabi bu menemeni tereyağıyla yapanlar da var. Saygım vardır ama ben şu anda tereyağı kullanmıyorum. Sağlık nedeniyle ondan biraz uzak kaçıyorum. Şimdi bunun için gerekli malzemeler 2 tane köy biberi, kesiyoruz ince ince. Zeytinyağımızı koyduk. Bunu güzelce bir kavuracağız. Düzeltiyorum. 3 tane sivri biber, köy biberi. 3 tane yumurta, domates arkadaşlar. Kabuklarını soyup ince ince kesiyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar füme, kaşar peynirimiz, Hollanda menşeli. Paraya kıyıp aldım. Özel bir peynir. Çok kaliteli bir içerik olacak, geri dönüş olacak. Bundan 80 gram kadar kestim. 2 tane yumurta tuzla çırpıldı. Şimdi ana malzememiz bunlar. Dediğim gibi tereyağı kullanmıyorum. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar, köy biberlerimiz güzelce kızarıyorlar. Evet, yeterli seviyede biberlerimizi öldürdük arkadaşlar. Çok da fazla kızartmayacağız. Akabinde bahsettiğim gibi domateslerimizi içine boşaltıyoruz. 3 adet yumurta domates. İçin zaten püf noktası da bu. Domateslerin iyice ölmesi gerekiyor. Suyunu bırakması gerekiyor. Domateslerin içine de arkadaşlar hafif tuz atarsak hem daha lezzetli olur, aromasını verir. Baharat kısmını en son atacağız. Biraz tuz. Baharat olarak da biraz karabiber, biraz kırmızı toz biber, biraz da kırmızı pul biber, acı kullanacağız. Arkadaşlar hemen bunun üzerine kapağını kapatalım. Bunu ihmal etmeyin. Bu şekilde güzelce bu erisin, suyunu bıraksın, kıvama gelsin. Evet değerli arkadaşlar, her şeyin fiyatının ayyuka çıktığı günlerde domatesin bile artık melemen yapmak bile melemenli menemen menemen arkadaşlar. Doğrusu menemen yapmak bile hayal. Biz füme peynir kullanıyoruz. Hollanda menşeli. Yani bu da ayrı bir konu. Ama ne yapayım? O rakı başka türlü içilmez. Evet, gördüğünüz gibi bu kıvama gelecek arkadaşlar. İşte tam da bu kıvamda olacak. Tuzumuzu atmıştık daha önce. Şimdi baharatlandırma aşaması. Hafif karabiber. Hafif kırmızı toz biber. Ve çok hafif arkadaşlar. Kırmızı pul biber. Acı. Attık ve tekrar şöyle bir karıştırıyoruz. 2 kişilik hazırlıyorum ben. Dediğim gibi 3 adet arkadaşlar. Uzun ince bu köy biberleri olur ya arkadaşlar. Onların ince uzun olanında 3 adet Bursa'nın yumurta domatesi ve arkadaşlar güzelce çırpmış olduğumuz şu yumurtayı köpürene kadar çırpıyorsunuz. Üzerine boşaltıyoruz. Evet, bunu da boşalttık ve şöyle hafifçe karıştırıyoruz. İşte işin arkadaşlar püf noktalarından biri de bu. Dışarıdan içeri doğru şöyle çekmek suretiyle sıvı kısmını yumurtanın tavanın arkadaşlar diğer bölümlerine, yani kenarına yığılmasını sağlıyoruz. Bunlar burada hafifçe, şöyle biraz altını açalım ocağımızın. Güzelce pişerken ortayı karıştırıyoruz. Tekrardan aynı işlemler hızlı bir şekilde devam ediyor. Harika bir menemen olacak. Çok güzel bir geri dönüşü olacak. Bunu sizlere söyleyebilirim. Durum bu. Evet arkadaşlar, şimdi bunu güzelce yayıyoruz. Yayıyoruz. Yaydık. Bu şekilde bile harika bir netice verecek. Ve görmüş olduğunuz arkadaşlar isli füme peynirlerimizi böyle her tarafına, bunun altını azaltayım, dibi masın.
yayıyoruz. Her tarafına yayıyoruz bol miktarda. Şu şekilde gördüğünüz gibi boşluk kalmayacak şekilde. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra geriye ne kalıyor? Bunların erimesi kalıyor. Erimesi için de arkadaşlar tekrardan kapağı üzerine kapatıyoruz. Ve 1-5 dakika, 7-8 dakika daha kısık ateşte buna müsaade veriyoruz arkadaşlar. Tahriben 7-8 dakika arkadaşlar, bilemediniz 9 dakika kısık ateşte pişti. Gördüğünüz gibi bunu şu şekilde kaldırıyoruz. İşte size mis gibi çakallı menemeni. Ocağımızın altını kapattık arkadaşlar. Harika bir, güzel bir geri dönüş olacaktır. Değerli arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi çakallı menemenimi yaptım. Bu peynirin bir özelliği de iste arkadaşlar oluşması. O yüzden biraz sertçe bir peynirdir. Öyle piyasadaki o çakma haşarlardan değil. Ama erimesi için yeterli. Bakın pelte pelte olmuş, dağılıyor zaten. Zamanı verdik. Buna süper bir tat ve lezzet katacaktır. İstadı bekliyoruz. Harika bir geri dönüş olacağını umuyorum. Şöyle bakın arkadaşlar, menemenimiz gerçekten güzel oldu. Peynirimizle birlikte şöyle alıyoruz. Yalnız çok sıcak. Müthiş iz tatlarıyla harika bir geri dönüş oldu. Bakın şöyle görüyorsunuz. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel. Bu da o arkadaşımıza ve sizler için gelsin. Özellikle çakallı menemeni istemişti. Harika. Görüşmek üzere. Ben sözümü tutarım arkadaşım.